Sana da eşi olduğun için izin veriyorlar. Ama o da ablası. Yok, ben Özdeğil'im ya. Peki bir şey yapılamaz mı? Açıklasanız, bir dilekçe versen. Tamam canım, uğraşırız da yani bu sefer olmaz. Neyse canım, sen gidip göreceksin ya. Değil mi? İyi haberlerini getireceksin. İlelebet böyle olacak hali yok ya. Ben de doya doya sarılacağım oğluma. Bunlar da bir ağlıyor, bir gülüyor. Ben anlamadım ha. Sorsana. Ben sorayım mı? Sen otur hadi. Belki bize söylemek istemiyorlardır. İstersen kıdem tazminatlarını ödemeyi bir ay geciktirebilirim. Hem işten çıkardılar, hem paralarımızı ödemediler diye dava açarlarsa ne olacak? Kaç kişi çıkardık şimdi biz? Toplam 182. Bir kısmının tazminatını birkaç ay sonra ödeyeceğiz diye ikna edelim. Mümkün değil. Herkes her şeyin farkında, kabul etmeyeceklerdir. Sonuna geldik. İflasımızı istemekten başka çare kalmadı. Dur ya, dur bir. Ben şu yabancı ortaklarla bir görüşeyim. Romanya'dan umutluyum. Destek çıkacaklardır. Destek çıkacak olan sen avuç açmadan da destek çıkardı zaten. Ne diyeceksin onlara? Neye karşılık borç isteyeceksin? Ben hiç olmazsa oturduğum yerden ahkam kesmiyorum. Bir şeyler yapmak için çabalıyorum. Yurt dışına çıkabiliyor olsaydım ben de çaba harcardım, merak etme. Konuşma o zaman. Ha, tamam, tamam, kesin, kesin. Bu gayrimenkullerin satışını hızlandırmamız lazım. Bizim evi listeden çıkar amca. Ben evimi satmak istemiyorum. O ev senin değil, şirketin. Eğer evden vazgeçmek istemiyorsan parasını sayar, kendin alırsın. Babam zamanında saydı o evin parasını. Bu şirket için verdiği emeklerle alındı o evler. Lan rezil. Babanın hatırına seni yanında tutuyorum hala. Sana kapımı açıyorum ben, nankör. İstesem atarım sokağa dındızlak. Sinirlenme işte. Tam adam babam diyor hala. Ya sen de kes şunu! Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor! Biz burada karanlıkta ışık arıyoruz, sen yabancı gibi oturuyorsun be! Ne yapabilirim ben? Ha, madem bir halta yaramıyorsun, bari saygılı ol be! Oturduğundan beri tak 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 tak! Bana öyle tavır yapma, okurum canına! Aklın fikri başka yerde ya. Başlarım senin Meltem'ine de, her şeyine de. Ne yeter be! Selim! Ya bırak bırak, iş güç yapmayacaksan defolup gitsin! Tek derdimiz Meltem'di bizim. Adamlara bak ya, biri mal derdinde, birisinin atlı karısında. Ya biz uçurumu kenarındayız, kimsenin umuru değil. Ne oluyor? Bir şey sormayın bana. Bana bak. Niye çıktın ki ben içeriden ha? Niye çıktın? Yavaş, yavaş. Dayı buranın ne farkı var orada? Elim kolum bağlı oturuyorum. Mustafa cezasını veremiyorum. Ağzını burnunu dağıtamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben daha dün seni öldürecek diye tırsıyordun. Kaçacak delik arıyordun. Gerizekalı. Benden böyle intikam aldı abi. Adam bu da. Nasıl alacağım intikamdan ha? Nasıl alacağım ben onlardan öcümü? Ulan sen önce kendi kuyruğunu kurtar. Ne oldu? Davada aklandın, şimdi sıra buna mı geldi? He? En dikkatli olman gereken zaman şimdi. Herkesin gözü üstümüzde. Önce dava, arkasından vuralım ölümü. Şimdi de maddi çöküntü. Afişe olduk. Sen sorun yaratmayı bırak, sesini kes! Anlamıyorsun değil mi? Meltem bugün gözümün içine baka baka meydan okudu bana. Benim karım, o herifle. Ne karısı be? Senin karın değil, boşandın. İşte ben bunu azmedemiyorum. Dağıldım ben, çöktüm. Toparla kendini. Vural gibi başlama sen de. Onu düşün. Bıraktı kendini, kaldıramadı, ezildi yükünün altında. Güçlü ol sen. Onun ne hale geldiğini düşün. Sen güçlü ol. Zaten hep onu düşünüyorum. Bir an bile aklımdan çıkmıyor ki. Niye o gün onu orada bıraktık? Niye tutup kolumdan getirmedik İstanbul'a? Veya niye biz onunla kalmadık?
İyi ki de orada olmadınız. Kerim üçünüzü de gebertirdi o zaman. Siz o gece orada olsaydınız, Kerim sizi de haklardı. Karşısına Vural çıktı, Vural'ı öldürdü. Siz çıksaydınız sizi öldürecekti. Yalan mı? Yatın kalkın dua edin, Kerim içeride. Yoksa şimdi kaçacak yer arardınız burada höt sört edeceğinize. Gece olmuş olay. Duruşma günün gecesinde. Evet işte. Dedim ya. Sen gittikten bir gün sonra yazdık istiyorlar. Ben gördüm onları o gece. Hadi be. Olay yeri diye yazıldığı yerde. Evet. Gördüm Sami. Abla. Arkadan biri gelecek şimdi abla. Abla tekin yerler değil buralar. Hadi abla. Hadi bin abla. Hayır, Kerim öldürmedi. Kerim giderken Vural ağlıyordu. Gördüm, indim baktım hatta. Ama şoför ısrar edince de devam etmek zorunda kaldım. Ya dur, tamam, bir sakin ol. Hani burada yazıldığı gibi işte, orada kavga etmişler. Ama Vural hayattaydı. Kerim öldürmedi onu, hayır öldürmedi. Anladık da sana ne oluyor? Gel otur şuraya, bir sakinleş. Boşuna tutuklandı o, katil değil. Boşuna hapise girdi. Ulan ne yapacağım ben? Sana ne ya? Ne yapıyorsun? Mustafa'yı arıyorum. Fatma Gül'e ulaşmam lazım. Ona söylemem lazım. Ya manyak mısın kızım? Senin üstüne vazife mi? Fatma Gül'ün bilmesi lazım. O zaman polisi de ara. Anlat her şeyi, başın belaya girsin. Ama Kerim suçsuz. Kerim değilse kim diye sormazlar mı adama? Senin orada ne işin vardı demezler mi? Olay senin üstüne kalırsa ne yapacaksın? Ya şahidim var benim, taksi şoförü var. Ha, kim o? Ne bileyim, şoför işte. O gece o bıraktı beni havaalanına. Ya o da gördü Kerim'i oradan giderken. Bırak kızım, aradan 2-3 hafta geçmiş. Adamı bir daha nereden bulacaksın? Hem senin gördüğünü o görmedi ki. Zart diye bir araba çıkmış önüne. Karanlıkta nesini hatırlayacak? Hatırlar, niye hatırlamasın? Hadi hatırladı diyelim. Adamın şahitlik yapıp yapmayacağı ne malum? Başı derde girmesin diye inkar eder. Kurcalama bak, kabak senin başına patlar. Sami, haksızlık var ortada. Ama cinayet de var. Onun için karışma diyorum. Kızım sen sivri çıkarsan... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.